M harfi dedik, şifa dedik. M harfi nasıl bir şifa veriyordu? M harfinin dikkat ederseniz şifalanmadık. Genellikle şifacılar balık, yengeç ve akrep burcu gibi su gruplarından çıkar astrolojide. Yine biz M harfini Fenik alfabesini incelediğimizde Fenik alfabesinde mim harfi mana olarak su demek. Su öyle enteresan ki zaten M harfi yengeç burcunun harflerinden bir tanesi ve merhameti, acımayı veriyor. M harfi aynı zamanda birçok dilde merhametin kaynağı olan anneleri de kelime olarak anne birçok dilde mam'dır. Mam, mama. Bizim dilimizde de anne göğüsü, sütün geldiği yer olarak söylenen halk dilinde M harfiyle söylenen kelimeler oradaki merhameti yansıtan o köke doğru gidiyor. Yani bebek dilinde bile yani şeyden bakıldığında. İşte o M harfi çok enteresandır. Bir hasta bile inlerken M harfini uzun uzun söyler gibi diye kendini şifalandırıyor bilmeden. Çünkü o M harfinin frekansı, M harfinin enerjisi şifalandırıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle Hint astrolojisi farkında değil veya yoga ama hayatın dört elementi parmaklarımızda da var. Hava, toprak, ateş, su. Şu baş parmaksa beşinci elementtir ve insan ruhunu Allah'ın insana üflediği ruh bunu simgeliyor ve biz kaygı bozukluğu çektiğimizde bilmeden onlar da bunu böyle tuttuğunda kaygı bozukluğunu giderdiklerini, nereden giderdiklerini, niye bunun böyle olduğunu söyleyemiyorlar. Sadece öğreti olarak böyle tutuyorlar ellerini om diye uzun uzun söylüyorlar. İlk önce la ilahe ateizmi, bütün ilahları temizlemedir bu ateizmden. İlla Allah deizmine geçiş, oradaki hani ilahlar yoktur, tek Allah vardır demek bu. Arkasından da abduhu ve rasuluhu'yu tanımak, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak, onun nasıl bir kul olduğunu abduhudan, nasıl bir elçi olduğunu da rasuluhudan anlıyoruz ki bunu söylemeyince ve kalpten inanmayınca İslam'a da geçilmiyor. Allah hiçbir şeyi laf olsun diye yaratmamıştır der Kur'an-ı Kerim. Bunu Kur'an-ı Kerim'i okumamış olan ya da okumadığını düşündüğüm Albert Einstein de aynısını söylemiştir. Ben hani sen de biliyorsun sonradan İslam'a geçtiğim için önce Albert Einstein'ı okumuştum. Bazı bilmeyenler için hocam eski bir komünist ateist ve kardeşim. Ateistlikten İslam'ı evet. Araştırmaya başlayınca evet. Müslümanlığa geçiyor ve ciddi ciddi araştırmaları eskiden var. Eskiden bilim teknik dergileri olurdu 1980'lerde. Evet. O dönemde bilim teknik dergilerinde küçük küçük sözler olurdu. O sözler çok güzel sözlerdi gerçekten. Mesela ateizmden deizme geçerken Albert Einstein'ın Allah hiçbir şey laf olsun diye yaratmamıştır sözünü görmüştüm. Sonra bunu Kur'an-ı Kerim'i okuduğumda orada da görünce çok şaşırmıştım doğrusu. Çünkü bir bilim insanı ve Kur'an-ı Kerim paralel gidiyordu. Ki Albert Einstein benim bilimsel olarak sevdiğim bir karakterdi. Düşünceleri, sözleri etkileyiciydi. Fakat bazı sözleri, bazı düşüncelerini sonradan ben Kur'an-ı Kerim'de de görünce yani Kur'an-ı Kerim'e zaten adaletinden dolayı sevdiğim bir kitap olmuştu ve inanmıştım İslam'ı. Ve Albert Einstein'la Kur'an-ı Kerim'in paralelliği çok önemliydi benim için. Çünkü bilimle dinin aslında birbiriyle çelişmediğini, birbirine paralel gittiğini, bilimin, gerçek bilimin, gerçek ilimin Kur'an-ı Kerim'i, aklı, mantığı desteklediğini gördüğümden dolayı ondan sonra yavaş yavaş imanı seçtim. Daha doğrusu Müslümanlığa geçtim. Çünkü ilk önce la ilahe ateizmi, bütün ilahları temizlemedir bu ateizmden. İlla Allah deizmine geçiş, oradaki hani ilahlar yoktur,
tek Allah vardır demek. Bu arkasından da Abduhu ve Resuluhu'yu tanımak. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak, onun nasıl bir kul olduğunu Abduhu'dan, nasıl bir elçi olduğunu da Resuluhu'dan anlıyoruz ki bunu söylemeyince ve kalpten inanmayınca İslam'a da geçilmiyor. Yani aslında enteresandır. Kelime-i tevhid, yani kelime-i şehadetin içinde önce bir la ilahe temizliği gerekir zaten. Ondan sonra illa Allah la, o Cenab-ı Rabbül Alemin oraya oturtulur, o şirk gider ya da sahte ilahlar gider, Allah oturtulur, ondan sonra da Abduhu ve Resulü ile İslam'a geçilir. Enteresan olan şeylerden bir tanesi de şu, L harfi mesela, harflerden, önemli harflerden bir tanesidir. L harfi kapatıcı bir etkiye sahiptir. Arapçada mesela la dediğinizde yok demektir veya hayır anlamına gelir, la. Mesela la ilahe illallah da bu kelime-i tevhid sözünde 4 tane kapatış vardır. Bu 4 tane kapatışın Kabe'nin doğusunda hava elementi, kibri kapatıp mütevaziliği açmak, Hazreti Ali şiarı, burada onun kimliğini görüyoruz. Kuzey tarafında Kabe'nin oradaki L harfi, la ilahe illallah, 4 L vardır etrafında. Yine o taraftaysa cimriliği ve Allah'a güvensizliği kapatıp orada cömertliği açmak mevzu vardır. Bunu figür olarak bizim önümüze, sembol olarak Hazreti Ebubekir gelir. Batı tarafındaysa ki orada la'daysa, oradaki L harfindeyse Hazreti Ömer'i görürüz, ateş elementi. Orada da öfkeyi zalime, hilmeti yani yumuşaklığı mazluma gösterme, yani orada zulmü kapatıp adaleti açma mevzuu vardır. Su elementi Kabe'nin güney köşesi ise, pusulanın da güney tarafı, Hazreti Osman'la gelen geçmişi bırak, önüne bak anlayışı. Çünkü Hazreti Osman radıyallahu anh şeydi, Ümeyye soyundandı. Kendi sülalesi Haşimi soyundan gelen, Peygamber Efendimiz'e düşman olduğu halde o buna rağmen Peygamber Efendimiz'in yolundan gitmeyi başarmış, soyundan değil yolundan gidenlerden olmuştur. Bu da çok zor bir konudur. Onun için de oradaki yani kapatma nedir? Irkçılığı, asabiyeti, geçmişi kapatıp şimdiye bakmak, hakikate kendini açmak. O yüzden de hani tasavvufta da vardır, şeriat, hakikat, marifet, biliyorsunuz. Bunlarla alakalıdır aslında bu söylediğim konuların tamamı. Hepsi kelime-i tevhidin içinde de bulunmakta. Bir L harfinden bunlar çıkıyor. Allah derken de dikkat ederseniz başta bir L söylenir. Sanki o la ilahenin L'sidir, iki tane. Sonra da bir H harfi gelir, bir rahatlama harfi gelir. H harfi de rahatlamayı ifade eder. Mesela yumuşaklığı da ifade eder H harfi. H harfi, o yumuşaklığı biz mesela Hazreti Halime'de görüyoruz. H harfi başlangıçta. Orada bir ortada L var ama o H ile baştaki M aslında yumuşatıcı bir etkiyi gösteriyor. Halim yumuş, yani mana olarak hemen cezalandırmayan, yumuşak davranan, tolere edebilen anlamına gelen El Halim esmasının türevidir. Yani dişileştirilmiş halidir Halime ismi. Terazi burcu ismidir ve terazi burcu ismi olmasından dolayı Peygamber Efendimizin o koç yanını, o sert yanını mesela daha da yumuşatmıştır. Enteresan olan şudur, çöl bedeviyetinde Peygamber Efendimiz'e medeniyetin ilk ışığını Hazreti Halime annemiz vermiştir Peygamber Efendimiz'e. O Peygamber Efendimiz'deki koç burcu olmasına rağmen o yumuşaklığı, o beyefendiliği, o medeniyeti biz Halime annemizden görüyoruz ki ben Mekkeli yetimde bunun vurgulamasını yaptım. Bunun vurgulamasının olduğu tek yerdir aynı zamanda. Hem de astrolojik perspektiften bakarak astrolojiyle ilgilenenler de mutlaka Mekkeli yetimi okumalılar. Aynı zamanda
gençlerin sorduğu ateistçe veya deistçe agnostik sorulara da cevap vermek istiyorlarsa, onların sorduğu sorulara nutku tutulmuş gibi kalmak istemiyorlarsa yine Mekkeli yetim okumalılar ki evet, imana geçebilsinler. Tabii harflerin içerisinde sesli harfler var, sessiz harfler var. Şimdi burada enerjileri bir açalım. Mesela nasıl hayatımızı etkilerden önce harflerin enerjisi ne demek, onu bir aç hocam. Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela A harfi. Hı-hı. En baştaki harftir. Güçlü yani bir harftir. Ağızdan çıkan enerjiden bahsediyorsunuz. Evet. Mesela her bir harfin kendine ait enerjisi var. Mesela şifalandırma harfi M harfidir. M harfi gerçekten şifa veriyor. Çok enteresan. Bunu bazı kültürler de bulmuştur. Mesela ellerini yuvarlak yaparak şu şekilde parmaklarını tutup dizlerinin üstüne koyup mesela om diye uzun uzun söylüyorlar. Oradaki M harfi anneliği, rahatlamayı, suyu ifade ediyor. M harfi şifayı. Uzak Doğu felsefelerinde bir çoğu. Ya Uzak Doğu felsefesinde evet bu var. Bu Hindistan taraflarında falan var. Ben normalde Hindistan Vedik astrolojisine karşı biriyim. Yoga'ya da mesela ama içindeki hakikatlerden de alınabilinir bazı şeyler. Çünkü o aslında o hakikatler şeyden geliyor. Yani o dinler de eskiden İslam'dı. Zamanla bozulduklarını anlıyoruz. Araştırınca, diplerine gittiğinizde bir Konfüçyüs'ün sözlerine bir bakıyoruz ki yani bazı sözlerini enteresandır. İslam'ın öğretileri içerisinde de görebiliyoruz. Burada şunu anlıyoruz. Allah yani binlerce peygamber göndermiş. Bu peygamberlerin öğretileri zaman içerisinde yazın sanatları olmadığı için, yazı çok kolay olmadığı için, taşlara maçlara yazıldığından ama sözel geçtiği için bilgiler yani basit bir olay. Mesela çocukken biz telefon oynardık. Kulaktan kulağa oynardık. Birisi telefon derdi. Oradan gramofon çıkardı. Yani bunu bu şekilde de düşünmemiz gerekiyor. Yazı çok önemlidir. O yüzden de yazıyla beraber hayatı okumak çok önemlidir. Bunun için düşünmek de giriyor işin içine. Ve harflerin başındaki en önemli, yani alfabenin başında A harfi, Elif harfi, Alef diye de geçer bu. Bunların kökenlerinin geldiği yer Mısır hiyeroglif yazıları, aynı zamanda Arap ve Yahudi alfabesinin geldiği yerse Fenike alfabesidir. Fenike alfabesi incelenmedikçe, Mısır hiyeroglif yazıları incelenmedikçe Elif, Lam, Mim, Nun, Taha gibi, Yasin gibi çok önemli mesajların verilmiş olduğu yerleri sembolik olarak çözmek çok zorlaşıyor. O yüzden de ben kendim de mesela N harfini çok merak ediyordum. Neden Nun'la başlıyordu? Kalem suresi diye düşündüğümde N harfinin, Nun harfinin enerjisi neydi dediğimde çok enteresan şeyler çıktı. Ayhan Hanım düşün, bunu bulursun. Bunu bulabilmek için Arap alfabesine değil, Arap alfabesinin de doğduğu yere gitmen gerekiyor. O da Fenike alfabesiydi. Fenike alfabesinde tek tek incelediğimde, çünkü Fenikeliler her bir harfe bir isim vermişler. Ve onun enerjisini akıtıyor o isimler. Örnek vereyim, az önce M harfi dedik, şifa dedik. M harfi nasıl bir şifa veriyordu? M harfinin dikkat ederseniz şifalanmadık. Genellikle şifacılar balık, yengeç ve akrep burcu gibi su gruplarından çıkar astrolojide. Yine biz M harfini Fenike alfabesini incelediğimizde Fenike alfabesinde mim harfi mana olarak su demek. Su öyle enteresan ki zaten M harfi yengeç burcunun harflerinden bir tanesi ve merhameti, acımayı veriyor. M harfi aynı zamanda birçok dilde merhametin kaynağı olan anneleri de kelime olarak anne birçok dilde mam'dır. Mam, mama, bizim dilimizde de anne göğüsü, sütün geldiği yer olarak söylenen halk dilinde M harfiyle söylenen kelimeler oradaki merhameti yansıtan o köke doğru gidiyor. Yani bebek dilinde bile yani şeyden bakıldığında. İşte o M harfi çok enteresandır. Bir hasta bile inlerken M harfini uzun uzun söyler gibi diye kendini şifalandırıyor bilmeden. Çünkü o M harfinin frekansı, M harfinin enerjisi şifalandırıcı bir etkiye sahiptir. Özellikle Hint astrolojisi farkında değil veya yoga ama
Hayatın dört elementi parmaklarımızda da var. Hava, toprak, ateş, su. Şu baş parmaksa beşinci elementtir ve insan ruhunu Allah'ın insana üflediği ruh bunu simgeliyor ve biz kaygı bozukluğu çektiğimizde bilmeden onlar da bunu böyle tuttuğunda kaygı bozukluğunu giderdiklerini, nereden giderdiklerini, niye bunun böyle olduğunu söyleyemiyorlar. Sadece öğreti olarak böyle tutuyorlar ellerini, om diye uzun uzun söylüyorlar. Aslında şu parmak, orta parmak insanda toprak elementi ve kaygı bozukluğu yönüdür. İnsanda İslam astrolojisinde sabah namazı kaygı bozukluğunu gideren, şifa veren etkiye sahiptir. Ve M harfiyle olan önemli esmalardan bir tanesi de Yengeç Burcu'nu simgeleyen, Yengeç Burcu'nun esmalarından biri, yatsı namazında da söylenmelidir. Mesela Rahman dediğimiz zaman oradaki Rahman'daki M harfi de yine o şeyi verir, etki verir. Peki. Kalem suresine geldiğinde. Harfler burada çıktı. Tabii burada şimdi, alfabeler var. Burada ama değişik hocam. Mesela şu anda önemli. Çıkan alfabe Yunan alfabesi. Yunan, şimdi Kril Köktürk, alfabesi hepsi var. Ama orada, tabii, orada Köktürk alfabesi deniyor mesela. Burada şimdi tabii şekilleri farklı ama çıkan ses önemli değil mi? Yani M harfi diğer başka dillerdeki harflere göre şekilleri farklı bütün olabilir. Bütün bu gördüğünüz harfler Köktürk alfabesi hariç, hı hı, hepsi de şeyden geliyor, Fenike alfabesinden. Yalnız Köktürk alfabesini çok enteresandır, Vikingler de kullanıyordu. Diyeceksiniz ki Köktürk alfabesinin Vikinglerle ne alakası var? Orada Köktürk'ü tam alabiliyor muyuz? Orada mesela orada var, en yukarıda solda. Onu bir tam varsa... Köktürk alfabesi Vikinglere nasıl taşınmıştır? Bu çok önemli bir konu. Vikinglere taşınmasının nedeni Türkler Finlandiya'ya gittiler. Laponya bölgesi var. Lapland deniyor oraya. Oraya gidip yerleştiler. Onların tiplerine bakın. Tipik, çekik gözlü, tuhaftır, sarışın, mavi gözlü, çekik gözlü Laponlar var. Laplandlılar. Finliler öyle bir dil konuşurlar ki zaten Türkçe'ye çok yakındır. Ve hala bazı kelimeler Fince ile Türkçe arasında aynıdır. Mesela unuttum kelimesi, unutmak kelimesi, unohta gibi. Mesela benzeyen böyle kelimeler var. Bizim özellikle tarihçilerimize sesleniyorum ben, bizi izleyen tarihçiler, akademisyenlere. Lütfen Fince, Eston dili, Estonya dili, Lapland dillerini araştırsınlar ve özellikle Köktürk alfabesinin Vikinglere nasıl taşındığını araştırsınlar ve bunun Odin'le alakasını araştırsınlar. Odin bir Türk'tü. 12 tane çocuğu vardı. Çok iyi bir kraldı ve öylesine iyi bir insandı ki Vikingler onu kendi kralları yaptılar. Türk kökenlidir Odin. Bunu bütün eski tarihçi Viking, Danimarkalılar, Norveçliler, İsveçliler bilirler ve şunu söylerler eski halk masallarında: Odin diye birisi vardı. O Türkistan'dan gelmişti. Norveç dilinde Türkistan, Türkland diye söylenir. Türkland diye. Land, istan anlamına geliyor. Ülke, Türkse Türkistan. Aslında onlar şu anda Türkistan diye, Türkiye diye bize diyorlar şu anda buraya. Aslında kendisi Odin'in geldiği yer Orta Asya'dan, kuzey tarafından o tarafa gitmişti. Öğretileri de Vikingleri savaşçı bir halk haline getiren kişi kesinlikle Odin'dir. O alfabeyi de oraya taşıyan Finlilerin atalarıdır, evet. Laplandların atalarıdır. İşte bu alfabe diğerlerinden farklıdır. Onun nedeni Finikelilerden uzak.